Herkese tekrar merhaba. Umarım bayram iyi gidiyordur. Herkes sağlık ve sıhhat içinde. Büyükleri unutmadan, her ne kadar tatil şu bu falan filan deseniz de büyükleri unutmadan, özellikle aile büyüklerini her zaman ön planda tutarak bu bayramları idrak etmekte büyük yarar ve milli bir duruş vardır. Onu da söyleyeyim. Efendim, Azerbaycan-Ermenistan'a bakacağım. Çünkü bitmemiş bir işle karşı karşıyayız. Anladınız siz beni. Çünkü 10 Kasım 2020'de o anlaşma imzalandı ve Karabağ, Dağlı Karabağ'ın 2/3'ü Hankent başta olmak üzere Rus kontrolüne geçip ama o anlaşmanın da belirli maddeleri çerçevesinde ateşkes sağlandığında söylediklerimi hatırlayacaksınız. O söylediklerim daha sonradan ne yazık ki Ermenilerin uluslararası düzeyde sağladıkları yeni destekler çerçevesinde nasıl şımararak bir anlaşmayı bozduklarının örnekleriyle dolu. Bunu geçelim, günümüze bakalım. Bugün günümüzde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bilinçli ve Avrupa'yı sonuçta Erivan'a kadar götüren Avrupalı parlamenterler tur operatörü gibi maşallah. Hepsi gidiyorlar orada soykırım anıtını falan çiçekler miçekler. Neyse anlatmayayım ya, uzun uzun siniriniz bozulmasın. Yani Kıbrıs'ta karşımızda duran kim varsa hepsi orada. Erivan'da yani. Bunu da bilin. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü İlham Aliyev doğru bir iş yapıyor. Ve bir konuda bastırıyor. Bir konuda bastırıyor. O da Zangezur koridoru. Anasının ak sütü gibi helal cümleler kuruyor. Niçin? Şu nedenle. Zangezur koridoru dediğimiz kavram Nahçıvan'la Azerbaycan'ın batı kesimini birbirine bağlayacak bir yol. Bu yol Azerbaycan'ı Nahçıvan Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Türkiye'yi ise Nahçıvan-Zangezur koridoru Azerbaycan üzerinden Hazar'a ve Orta Asya'ya bağlayacak bir stratejik olay. Şimdi biz millet olarak kıdemli bir milletiz ve ilkelerimiz var. Bir anlaşmaya imza attık mı bunu uygulayan bir milletizdir. Türkler hiç öyle bir löf yapmaz. Çünkü gerçekten karakterimize uygun değil. Veyahut yan çizmez. Ne anlaşması yaptık kardeşim bu. Tamam, bu anlaşmayı uyguluyoruz. O yüzden Azerbaycan ve Türkiye Laçin koridorunun Ermenistan'la Dağlı Karabağ'da Ermeni nüfusun kaldığı bölge arasında stratejik bağını onayladı. Bu yolun Rus barış gücü askerleri tarafından kontrol edilmesini de onayladı. O gün bugündür sistem orada çalışıyor. Savaş sırasında oradan kaçmış Ermeni geri döndü. Kendini güvenlik içinde hissediyor. Çünkü karşısında Türk güvenlik için yapılmış bir anlaşmayı kendi kafasına göre bozmuyor. Şerefli bir düşmanla karşı karşıya. Ermeni için söylüyorum. Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Arkadaş, Azerbaycan firmaları hazırlamış. Paraları hazırlamış. Ermenistan'ın parası değil, kendi parasını hazırlamış. Demiş ki ben şu koridoru yapayım, artık bırakın. Yermiyor. İki, Aliyev çok doğru bir yaklaşım sergiliyor. Diyor ki madem ateşkes sağladık arkadaş, madem ateşkes sağladık, gel bakalım bir de barış anlaşması imzalayalım. Ben seninle ömür boyu savaşma niyetinde değilim. Ben önce sınırların belirlenmesini, o 10 Kasım'da yapılan anlaşmayla sağlanmış haklarımın bana verilmesini ve bu sınır belirlenmesi çerçevesinde sınırlar kesinleştikten sonra barış anlaşması yapmak istiyorum seninle. Barış barış. Hatta öyle bir barış anlaşması ki ben diyor Tayyip Bey'le de konuştum. Yani Türkiye'de sınırını falan açacak. Açacağız tabii canım, yani Azerbaycan'la Ermenistan
barış anlaşması imzaladıktan sonra bana ne laf düşer? Tabii ki açarım Türkiye olarak. Çok da Ermenistan barış anlaşmasına karşı. Ermenistan sınırların belirlenmesine karşı. Enteresan. Bakın Putin de tavşana kaç tazıya tut demiyorsa eğer, demiyorsa ki bende de bir kaygı belirdi. Çünkü Ermenistan sonuç itibariyle küçük bir ülke. Yani daha yeni dayak yemiş. Barış anlaşmasına ve sınırların belirlenmesine en çok onun ihtiyacı var şu anda Azerbaycan'dan çok. Ama Rusya'da işte bir komisyon kuralım. Hadi buraları da yapalım falan diyor, vakit kaybettiriyor. Bakın Azerbaycan'da diplomatik misyonu olan bütün büyükelçiliklere çağrı çıkardı Bakü yönetimi. Şu şeye götürdü. Yani tebrik ederim, 46 ülkenin büyükelçisi özel bir heyetle Şuşa'ya gittiler, oraları incelediler. 3 ülkenin büyükelçisi bu davete icabet etmedi. Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Efendim biz Minsk grubuyuz. Ulan Minsk grubu dediğin, çok affedersiniz, 33 yıldır buraların işgal altında kalmasına neden olan bir grup. Bari kalkın gidin de yaptığınız felaketin sonuçlarını görün, değil mi? Hayır. Gitmiyor arkadaş. Azerbaycan ayakta. Diyorlar ki bir daha hiçbir yere çağırmayın bunları. Azerbaycan halkı diyor yani. Amerika, Fransa ve Rusya için. Şimdi burada bir tavşana kaç tazıya tut. Ama takdir etmemin nedeni İlham Aliyev daha açık sözlü artık. Yani daha denge kollamaktan daha böyle bir yere doğru yürüyor. Çıktı dedi ki 14 Temmuz'da, bundan yaklaşık 6 gün önce, önce onu söyleyeyim, Azerbaycan tıpkı hani bizim 7 bölgemiz vardır ya, coğrafi bölgemiz Doğu Anadolu, Güneydoğu falan, o da ekonomik bölgelerini yeniden yapılandırdı, yeniden isimlendirdi, sınırlarını belirledi, ona göre kalkınma ajansları falan koyacak. İşte onlardan biri Azerbaycan'ın en batıdaki bu Ermenistan sınırında olan bölgesine Doğu Zangezur dedi. Doğu Zangezur. Bu şu demek, Batı Zangezur'da var. O nerede? İşte o da hep İlham Aliyev'in söylediği tarzda Nahçıvan'la Azerbaycan'ın batısı arasındaki Ermenistan toprağı. Yani Ermenilerin Suyunik diye adlandırdıkları bölge. Bunu yaptı. Akabinde 14 Temmuz'da Dağlık Karabağ Savaşı'nda şehit olmuş gençlerin yakınları için büyük şeyler yapılıyor. Konutlar yapılıyor. Yani şehitlerin ailelerine, geride bıraktıklarına devlet konut falan veriyor. İşte onlardan birinin anahtar teslim töreninde Aliyev dedi ki, bakın dedi, bu Sovyetler Birliği anamızın ak sütü gibi helal, kendi ata toprağımız Zangezur'un ikiye bölmüştür. Biri bizim topraklarımızdadır ki biz ona dedi Doğu Zangezur diyoruz şimdi. Diğerini de dedi Ermeni'ye vermiştir. O günün şartlarında Azerbaycan ve Azerbaycan milleti, Türk milleti buna karşı çıkamamıştır. Ama orası bizimdir. Ya oradan o koridoru açarsınız ve biz artık hep beraber birleşiriz ve şey yaparız, ya da aklınızı başınıza toplamazsanız biz oralara gelir yerleşiriz dedi. Şimdi tabii bu açıklamalar Erivan tarafından hem Moskova'ya hem Washington'a hem Brüksel'e, bütün batılı başkentlere, işte Türkler tarafından kuşatıldık, bizim topraklarımızdan atmaya çalışıyor. Arkadaşlar zamanında o topraklara Sovyetler Birliği sayesinde konmuşsun zaten. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Kemal, Kazım Karabekir gibi komutanlar olmasa bunlar bedavacıdır. Ağrı mağrı gitmişti. Kars falan gitmişti. Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin girdiği her yeri bunlar almaya kalktılar. Açık konuşalım.
sonradan gümrük falan anlaşmalarıyla o sınırlar belirlendi. Yine de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin'i bu işlerde kışkırtan aynı millettir. Geçelim. Yani buradan böyle aşırı milliyetçi de konuşmak istemiyorum açık açık ama işin bir de bu yönü var. Şimdi bu Batı Zangezur kavramını Aliyev belli ki bilinçli olarak dünyanın gündemine getiriyor. Ve zaten son 2-3 gündür bu bölgede çatışma var. Yani Nahçıvan'ın Sederek bölgesi diye adlandırdığımız, Nahçıvan Ermenistan sınırında resmen ateşle oynanan bir durum var. Niye ateşle oynanan bir durum var? Gerçi Azerbaycan Türk ordusu o bölgede daha yeni çok büyük bir üs inşa etti. Güzel ordusunu da koydu Azerbaycan ama sonuç itibariyle Nahçıvan'a yapılan bir saldırı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ta Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal'in hassasiyetiyle yapılmış anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye yapılmış bir saldırı anlamına gelmektedir. Yani sen oraya topçu ateşi açarsan Türk topçusu da sana ateş açabilir, onu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah olmaz tabii. Durup dururken Rusya ile falan birbirimize girmek istemeyiz. Ama sonuç itibariyle bu kadar büyük önemi olan ve bu kadar da ciddi bir meselesi olan bir yer. Ve tabii bir teminimiz yaralanmış. Onlar da diyorlar ki işte Azerbaycan ordusu ateş açtı da bizim de bir şeyimiz yaralandı falan. Burada önemli olan şu, Ermenistan Zangezur koridorunu şu veya bu şekilde uzatarak, zamana yayarak tıpkı 30 yıl o toprakları işgal ettiği gibi yapmamaya, yaptırmamaya çalışıyor. Şimdi burada Türkiye ve Azerbaycan bu tür bir yaklaşımı kabullenebilir mi? Türkiye de kabullenmez ama Azerbaycan hiç kabullenmez. Bir defa anlaşma, yani Azerbaycanlı kardeşlerimin dediği gibi kol çekilmiş ya. Yani böyle bir durum. Bir de kimse Ermenistan'a İlham Aliyev kaçtır gel barış anlaşması imzalayalım diyor. Sen niye bu anlaşmaya bir türlü he demiyorsun diye de sormuyor. Bir de böyle bir durum var. Bu çerçevede baktığımız zaman gerçekten enteresan bir noktaya gidiyoruz. Erivan'daki iki gelişme önemli. Bir, Genelkurmay Milli Savunma Bakanları istifa etti. Niçin istifa etti bilinmiyor. O şeyden sonra, savaş bittikten sonra o makama getirilmişti. Genelkurmay 1. Başkanı Arşak Karapetyan'ı da başbakan görevden aldı. Demek ki orada da içeride bu meseleler tam anlamıyla bir şey olmuyor, oturmamış durumda. Sürekli bir insan yiyen bir mekanizmaya dönüşmüş vaziyette orası. Ama bunun hiçbirinin önemi yok. Sonuçta Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ittifakı önemli. Rusya ne yapıyor onu da söyleyeyim. İlham Aliyev'le Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlamış olduğu Şuşa bildirisinin ittifak, stratejik ittifak, askeri ittifak kimliği taşımasından dolayı Rusya şimdi yeni bir manevrayla Azerbaycan'ı, hele hele bir de Afganistan'da ve Orta Asya'da yaşanabilecek yeni sorunlar karşısında acaba ortak savunma sistemi, Ermenistan'ın da içinde olduğu ortak savunma sistemini yeniden alabilir miyim? Bu konuda bir baskılama yapabilir miyim? İlham Aliyev buna evet der mi? Manevralarını yapıyor. Dikkatinizi çekerim. Ve pragmatik bir yaklaşım sergilemesi halinde Bakü'nün Rus ordusunun şemsiyesi altındaki bu ortak savunma sistemine, bakın örnek veriyorum, 4000 asker sevk etti Rus askeri. Nereye? Tacik sınırına, Tacik-Afganistan sınırına, Rusya. Yani böyle de bir gücü var. Bu gücü Bakü'nün önüne koymaya çalışıyor. Tabii sonuç itibariyle
her ne kadar müthiş bağımsızlık yönünde ataklar yapmış olsa da Azerbaycan bir eski Sovyet Cumhuriyeti, Rusya dengesini de iyi kötü bir arada tutması gereken bir devlet yapısında. Bunu da izleyeceğiz. İlham Aliyev'den şu ana kadar o tür bir ittifakın içine girme yönünde bir işaret görmedik. Ama girmeyeceğim dediğini de duymadık. Bakacağız. Bakacağız. Gözümüz Kafkasya'da. O yüzden herkesin bayramını bir daha kutlayarak sözlerime son vereyim dedim. Hoşça kalın.